Devrimcilerin ana karargahı Baltiko, Karasakallar tarafından nasıl yok edilir? Habersiniz kardeşlerim, ben Fantastic Sio. One Piece animesinin 778. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Öncelikle herkese mutlu ve güzel pazarlar diliyorum kardeşlerim. Baltigo, Karasakallar tarafından nasıl yerle bir edilir? Biliyorsunuz bir önceki bölümlerden Dressrosa Arjun'da Sabo, Barcı Sabo'yu takip etmişti ve Sabo cidden yerini ortaya çıkarmıştı. Ama bu noktalarda belki Sabo'nun bizden gizlediği bir şeyler olabilir ve Barcı Sabo'yu takip ettikten sonra Karasakal'ı aramıştı ve devrimcilerin ana karargahını buldum diye Karasakal'a haber vermişti ve şimdi gazeteyi Pedro açıp okuduğu zaman bize gelen haberde şu gösteriliyor. Devrimci ana karargahı Baltigo Karasakallar tarafından yerle bir edildi. Mahvedildi. Gerçekten kafamıza takılan bir sürü soru olacak. Bu bölümde bir sürü teori yapıp bir sürü şeyden bahsedebileceğiz kardeşlerim. Gerçekten devrimci konusu işin garip konularından biri ve şunu söylemek gerekirse mangada da henüz devrimcilere ne oldu? Baltigo'dan sonra Dragon ne yaptı? Sabo ne yaptı? Acaba gerçekten düzgün bir savaşa girdiler mi? Bilmiyoruz. Anime ile manga şu an bildiğin aynı bir kısım var şu anda bildiğin kardeşlerim. Hep beraber şimdi biraz size bölümü anlatacağım. Zaten biliyorsunuz Krallar Konseyi'ne doğru gidiyor. Bu iki bölüm, bir bölüm daha da Krallar Konseyi ile ilgili de bu bölüm de Krallar Konseyi ile ilgili olacak kardeşlerim. Kurultaya doğru gidiyoruz ve ilk olarak bize Sakura Krallığından Chopin'in ülkesindeki Dalton'u gösterler ve Chopin'in öğretmeni Doktor Kureha'yı gösterler. Doktor Kureha ve Dalton Sakura Krallığı'nı yaratmışlardı ve Krallar Konseyi'nden ona yazdılar. Yani Sakura Krallığı artık resmi bir krallık olduğunu bize açıkladılar kardeşlerim. Dalton'da bunun kral olduğu hiç kral gibi bile bir havası yok Dalton'un. Sakura Krallığı'nı temsil etmek için Krallar Konseyi'ne Dalton gidecek. Dalton zaten fazlasıyla iyi bir karakter ve Vapol'la fazlasıyla aralarında bir böyle bir rekabet vardı. Hiç Vapol'u sevmiyordu. Şimdi de Vapol kendi krallığını kurmuş. Kem Kara Davul Krallığı diye kendi krallığını kurmuş. Vapol'un böyle bir krallık kurmasını hiç beklemiyorduk. Gerçekten şaşırtıcı ya. Vapol da gidecek Krallar Konseyi'ne. Böyle bir şey olabilir mi ya? Krallar Konseyi'nde resmen mevzu çıkacak. Bu kesinlikle artık ortaya çıkan bilgilerden biri. Krallar Konseyi'nde kesin bir şeyler olacak. Zaten Vapol daha şimdiden şeyden bahsetti. Ben dedi Dalton'u dedi Krallar Konseyi'nde nasıl çıldırtabilirim dedi. Resmen şimdiden adam Dalton'a girişmenin planlarını yapıyor. Farkında mısınız? Gerçekten böyle. Her neyse bölümün başına biraz değineyim. Zaten ilk olarak Sakura Krallığı'ndan bahsediyor. Ve Chopin'in nasıl tayfaya katıldığını bize tekrardan anlatıyorlar. Neden? Neden bize Chopin'in neden tekrardan tayfaya katıldığını bize uzun uzun gösteriyorsunuz. Tam 7-8 dakika Chopin'in tayfaya nasıl katıldığını, Vapol'la nasıl savaştığını, Luffy'nin oralara nasıl geldiğini ve Doktor Kureha'yı, Doktor Hiruruk'u bize tekrardan gösterler ve Doktor Hiruruk'un kendi iradesini Chopin'e nasıl aşıladığını bize gösterler kardeşlerim. Biliyorsunuz 2 hafta önce size bir teori açıklayacağımdan bahsetmiştim Doktor Kureha ile ilgili, Doktor Hiruruk'la ilgili. Doktor Hiruruk'un Roger'ın gemisinde olma olasılığı var gibi size bir bilgilendirme vermiştim. Şimdi size ufak daha bir bilgi vereceğim. Bu zaten teori değil, gerçek bir bilgi. Doktor Kureha, Chopin'e doktorluğu öğreten öğretmen, hoca, doktor. Bu karakter kardeşlerim D ismini kullanan, Gold D Roger ismini kullanan ilk kişidir. Ve D'nin vasiyetinden bahseden ilk kişi bu karakterdir. Doktor Kureha. Doktor Kureha Gold D Roger demiştir. Ve bunu derken ilk kullanan buydu. 178. bölümlere doğru 200 bölüm geçmişti. 200 bölüme kadar ilk Doktor Kureha kullanmıştı. Gerçekten bu noktalar fazlasıyla garip. Çünkü neden Doktor Kureha ilk Gold D Roger ismini D'yi ekleyen neden ilk kişi? Belli ki vasiyetle ilgili, D ile ilgili, Roger ile ilgili bir şeyler biliyor olabilir. Bu yüzden Doktor Kureha ve Doktor Hiruruk'un Roger'ın gemisinde olma olasılığı var kardeşlerim. Size de böyle bir ufak teori ile ilgili öngörü yapayım. Her neyse daha sonra bize Vapol'u gösteriyorlar Sakura Krallığı'ndan sonra. Vapol Krallığı, Vapol Luffy'den sonra yenilmişti. Gomu Gomu'na bazuka yedikten sonra ilerleri fırlamıştı ve fırladıktan sonra çile çekti, fakirlik çekti ama Vapol yılmadı. Şeytan meyvesinin gücünü kullanarak her tarafı yedi ve oyuncak üretmeye başladı ve oyuncak fabrikası kurdu. Oyuncak mağazası kurdu, onu fabrikaya dönüştürdü. Onun CEO'su oldu sonra çok para kazanıp kendine Kara Kem Davul Krallığı adı verilen bir krallık kurdu kardeşlerim. Ve Krallar Konseyi'nden onay aldı ve Marie Jo'ya Krallar Konseyi'ne Vapol'da gidecek. Ve tipi çok değişikti, bir de karısı vardı. Vapol evlenmiş, bunu da size açıklayayım. Fazla saçma bilgi olabilir kardeşlerim.
Vapolu Krallar Konseyi'ni görmek ve Dalton'un da oraya gitmesi demek büyük ihtimalle bir savaş söz konusu olacaktır kardeşlerim. Benim kafamda şöyle sorular var şimdi. Arabasta Krallığından Vivi gidecek. Sakura Krallığından Dalton gidecek. Zaten Dalton'la Vivi'nin Arabasta Krallığı'yla Dalton'un arasında bir ittifak olacağı söz konusu. Zaten biliyorsunuz Dalton Vivi'nin küçüklüğünü bile tanıyordu kardeşlerim. Vivi Dalton adasına, pardon Dalton adasına, Davul adasına geldiği zaman, yani Chopper'ların adasına geldiği zaman Vivi'yi gördüğü zaman Vivi'nin küçüklüğünü bize göstermişler ve Dalton'la aralarında bir şey yaşamışlardı. Vapol Vivi'ye bildiğin işkence etmişti. Şimdi tekrardan Vivi onun karşısına çıkacak. İnşallah Vapol'a sağlam bir darbe vurur. Ve Rico, Kral Rico, Dressrosa harcında Doflamingo'nu indirmeye çalıştı. Rico ki indirdi de daha sonradan tabii Luffy'ler yardım etti. Rico da Krallar Konseyi'ne katılacak. Tabii Rico'nun yanında Viola ve Rebecca da katılacak kardeşlerim. Acaba bizim sevdiğimiz karakterler Luffy'lerin ittifak olduğu krallıklar aralarında tekrardan bir ittifak kurarlar mı? Ve Luffy'lerin sevmediği krallıklar Vapol Krallığı olsun, diğer krallıklar olsun, Luffy'nin sevmediği ülkelere karşı bir böyle savaş söz konusu olabilir mi dersiniz? Vapol Krallığı, Sakura Krallığı arasındaki gibi. Çünkü Vapol Krallığı gerçekten Sakura Krallığına, Dalton'a uyuz olmuş vaziyette. Belli ki Vapol bir kışkırtma çıkaracak, yine bir şerefsizlik yapacak gibi görünüyor kardeşlerim. Güzel sahneler vardı. Özellikle son sahne gerçekten bitişti. Ama size öncelikle hasır şapkalara katılan Carrot'tan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Luffy'ler Sanji'nin yanına Sanji'yi kurtarmak için Kek Adası'na gidiyordu ve Kek Adası harcı yavaştan başlıyordu. Big Mom'un yanına bizimkiler gidiyordu ve tayfaya gizlice Carrot katıldı. Gemiye bindi ve her tarafından havuç çıkaran Carrot bizimkilere katıldı. Brook ona gemiyi gezdirdi ve Luffy yemek pişirmeye başladı. Luffy, sen sakın yemek hazırlama lütfen. Bizim Tayfa'yı zehirleme. Big Mom'a gitmeden önce bizimkiler power up alması yerine onun güçlerini düşürme. Tayfa'nın gücünü düşürme Luffy sakın. Bunu yapma, sen yemek hazırlama. Nami bir ara yemek hazırlamaya çalışacaktı fakat herkesten 5000 beri alacağını söyledi. Bizimkiler direkt vazgeçti. Nami sen de bu kadar para gözü olma yeter ya. One Piece'i bulunca yeterince paran olur zaten. Yapma Nami, ne yapma. Bu kadar Tayfa'ya eziyet gösterme. Zaten Sanji'miz yok, yemek pişirenimiz yok. Ne yapıyorsun sen? Böyle ufak sahnelerden sonra değineceğim son sahnelerden biri. Kral Riku'nun bir diğer arkadaşı olan diğer krallıktan kral da Krallar Konseyi'ne katılacak ve son olarak en son sahnede bize Pedro'nun gazetesinde olan Baltigo'nun yıkıldığından ve buranın bir sonraki bölümün öngörüsünde Kara Sakal tarafından yapıldığını söyledi. Ve bize Kaido'yu gösterdi. Kaido'nun eline Luffy'nin Aranıyor posterini gösteriyorlardı ve Kaido çıldırıyordu. Ve bize 11 süpernovalardan bahsettiler. Gel gelelim Zuna'nın bam dediği yere. Bu nokta cidden çok önemli. Neden? Çünkü bu noktada konuşulacak çok şey var kardeşlerim. Bakın daha 8. dakikadayız. Konuşulacak çok şey olduğunu düşünüyorum bu Baltigo konusunda özellikle. Ama bu Baltigo'yu gerçekten yıkıldı mı? Dragonlar Karasakalı'ya savaşa girdi mi? Gelin hepsini tekrardan sıfırdan konuşalım kardeşlerim. Öncelikle gerçekten Dragon gibi zeki birinin Baltigo'yu deşifre edebileceğini düşünüyor musunuz? Baltigo'nun deşifre olduğunu düşünelim. Sizce Dragonlar Karasakal ile bir savaşa girer mi? Girdiğini farz edelim. Yine farz ediyorum. Karasakallar mı yener, devrimciler mi yener? Hadi gelin ölümcül sorulardan birisine. One Piece evreninin en felaket sorularından biri. Dragon'un gücü tam olarak ne? Karasakal ona kafa tutabilir mi? Tabii ki de hayır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kara sakallar şöyle düşünelim, tamam mı? Barjas gitti Sabo'nun peşinden. Baltigo adasını buldu diye düşünelim. Sizce Sabo Barjas'ın hakisini hissetmedi mi? Barjas'ı görür hakisiyle hissetmedi mi? Bence bunların hepsi Dragon tarafından önceden planlanmış şeyler kardeşlerim. Dragon'u biliyorsunuz zaten havayı kontrol edebilme tarzında bir gücü vardı havayla ilgili. Bunu zaten Loguton harcında Luffy'yi kurtarırken Smoker'a yansıtmıştı ve bunu görmüştük. Dragon gibi zeki bir karakter, hükümete kafa tutan Dragon, dünyanın en çok aranan adamı. Sizce Karasakalı fark etmemiş, neden olmasın? Bence Karasakallar Baltigo'yu buldu. Daha doğrusu belki de Dragon ana karargahını değiştirmek için böyle bir yalan atmış olabilir. Veya devrimciler başka planları vardı. Neden bu mevzular, neden Baltigo, neden devrimciler Krallar Konseyi harcından önce bizi ortaya çıkıyor dersiniz? Neden yani? Farkında mısınız? Devrimcilerle Krallar Konseyi harcını biraz daha bağdaştırıyorlar gibi gözüküyor kardeşlerim. İlk olarak Karasakalların devrimcileri bulduğunu zannedelim. Hadi Dragon gözden kaçırdı, Sabo gözden kaçırdı. Bir şekilde Karasakallar buldu. Devrimcilerin Karasakallarla savaşa girme sebebi ne olabilir? Böyle bir sebep var mı? Neden girsin?
Dragonlar neden kara sakalıyla kapıştı? Devrimciler tamamen amaçları için hareket eden bir topluluk ve hiçbir şekilde korsanlar ile kendini tatmin etmek için, özgürlük için, bir sebep için savaşacağını düşünmüyorum kardeşlerim. Devrimcilerin şöyle bir amacı var: hükümeti devirmek ve yeni bir hükümet kurmak ve tamamen insanların iyiliğini düşünen bir topluluktur devrimciler. Gerçekten devrimcilerin Dragon'un çok zeki bir kişiliği olduğu için ben kara sakallarla sırf Baltigo'yu buldular diye sebepsiz yere savaşa gireceğini düşünmüyorum. Baltigo'da gizli geçitler de vardır. Eminim oraya kara sakallar bassa bile Dragonlar, Sabolar belirli bir şekilde oradan kaçmışlardır ki kardeşlerim. Belki de Dragon'un şöyle bir aklında zekası vardı: gelsin bizi kara sakal madem takip ediyor, bizi bulsun, biz de karargahımızı değiştirelim. Ki belki devrimcilerin birden çok karargahı vardır mutlaka. Bunların hedefi çok büyük. Bu adamlar hükümete oynuyor. Bırakın korsanları, Yonko'yu, direkt hükümete oynuyorlar. Devrimcilerin gücü çok fazla. Devrimcileri küçümsemeyin yani. Ciddiyim bu konuda. Devrimcileri kimse küçümsemesin. Adam Dragon ya. Dragon'un eminim birden fazla sağlam adamı vardır. Belki de Dragon Yonko gücünün üzerinde bir güçte ve Dragon adamları da belki de Yonko seviyesindedir. Belki de denizcilerin üzerinde, hükümetin üzerinde Yonko seviyesinin üzerinde olan başka karakterler vardır. Diyeceksiniz o zaman Yonko'lar denizleri nasıl yönetiyor? Belki de denizciler Yonko'larla tam olarak savaşa girmek, bölgelerine girmek istemiyorlardır. Çünkü Yonko'ların kendi bölgesi var, denizcilerin kendi bölgesi var. Hepsi kendi bölgesinde horozunu öttürebiliyorlar. Siz bir Yonko'nun mekanına girmeye çalışın, ne oluyor? Yerle bir oluyorsunuz. Niye? Çünkü Big Mom sistem kurmuş, gitmiş Kaido sistem kurmuş, hepsi bir yere çökmüşler. Oraya gidip oraya saldıramıyorsunuz doğru düzgün. Niye? Çünkü savunma yapmak daha kolay, fakat saldırmak her zaman daha zordur. Nasıl Beyaz Sakallar Marineford'a girip savaştıysa, aynı şekilde hükümetin gelip Kaido'ların veya Yonko'ların tarafına girmek gerçekten zor olur. Fark ettiyseniz niye kimse Shanks'e karışmıyor, diğerine karışamıyor? Çünkü kendi Yonko'ların bölgesine girmek gerçekten sıkıntı olur. Çok kayıp da ortaya söz konusu olabilir kardeşlerim. Denizcilerin zaten amacına ulaşmış vaziyetteler. Niye amaçlarına uzatmış vaziyetteler? Amaçlarına ulaşmış vaziyetteler. Tenryubito'lar zaten denizcileri kontrol ediyor. Marie Jo'da bir hazine saklıyorlar. Denizcilerin bir gücü kuvveti var, amiralleri var. Halen yeni karakterler güçlendiriyorlar, yeni karakterler besleniyorlar. Niye? Yeni amirali tanımıyoruz. Grimbul tam olarak gücü ne? Grimbul'un belli ki çok böyle bir gücü var. Adam sonuçta amiral olmuş. Fujitora desen ayrı bir güçle. Yeni böyle amiraller ortaya çıkıyor. Yeni denizciler güçlendiriyorlar. Yeni bir kozlar ortaya çıkıyorlar. Belki de denizcilerin bilmediğimiz henüz güçleri de vardır. Gorasiyorlar. Belki daha fazla şeyler planlıyorlardır. Zamanında D ile ilgili, antik yüzyılla ilgili, antik zamanlarla ilgili bize bilgileri tamamen denizciler silmiş. Amaçlarına ulaşmış. Kendilerine yer kurmuşlar. Amiraller, sistemler kurmuşlar. Şibikalik sistemi getirmişler. Bir sürü şey planlamışlar ki gücü de fazlasıyla var denizcilerin. Ve güçlenmeye de devam ediyorlar. Mevki konusunda olsun, Akainu'nun yukarıya çıkmaya çalışması olsun, denizciler kendi aralarında bir rekabet söz konusuyla korsanları devirmeye çalışıyorlar ki bu yaptıkları tamamen böyle bir şöhret için, mevki için yaptığı bir şeyler. Ama farkında değiller ki Gorosio'lar da, Tenryubito'lar da onları kontrol ediyor kardeşlerim. Şimdi gelin bana sorun. Dragonların başka kozları yok mudur? Dragon çok zeki bir karakter. Ki mutlaka Dragon'un sağlam adamları da vardır diye düşünüyorum ben kardeşlerim, ki Dragon dünyada en çok aranan adam olduğu için belli ki gücü çok çok fazladır. Dragon'un kara sakalı ile doğru düzgün bir savaşa girebileceğini düşünüyor musunuz? Girmez. Dragon o kadar salak bir kişiliğe sahip değil kardeşlerim. Tamam, Monkey D. Dragon, ama Monkey'den D'den gelmesine rağmen salak bir kişiliği olsa bile var mı bilmiyorum, ama çok zeki bir karakter Dragon, buna eminim kardeşlerim. Ki Sabo da öyle. Yani işin son noktasına değinmek gerekirse, devrimciler kara sakalları fark etmiş ve devrim karargahını değiştirmişler olabilir. Bu birinci varandı. İkinci varan, devrimcilerin asıl amacı Krallar Konseyi'ne bir devrim, bir savaş söz konusu olduğu için belki de yenilmiş gibi yapıp oraya saldıracak ve ters köşeye yatıracak olabilir denizcilere, hükümeti kardeşlerim. Bu varan 2. Varan 3, Dragonlar başka bir şey planlıyor gerçekten. Krallar Konseyi arzu olsun, bu karargahını belli edip diğer karakterlerde ortaya çıkabilmesi için, devrimciler ile ilgili yeni bilgiler edinmemiz için devrimcilerin gizli sırları olabilir kardeşlerim. Ve kara sakal tarafından ortaya çıkarılması da devrimcilerin kendi isteğiyle olmuş tarzda olan bir şey olabilir. Yani kara sakala bilerek kendilerini takip ettirip, aa bakın bu bizim karargahımız, biz şimdi farklı planlar yapabiliriz ha 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 gibisinden Dragonlar bir şeyler planlamış olabilir kardeşlerim. Umarım bu noktayı anlamışsınızdır. Şimdi 3 varanı buraya attık. Kalan 4-5-6 varan ise şöyle olacak. Kara sakallar gerçekten devrimcileri buldu ve dragonlar ters köşeye attı. Kara sakallar devrimcilerle kapıştılar ve devrimciler yenildi.
Ben buna hiç inanamıyorum gerçekten. Buna inanmam ben. Buna inanmam. Tamam, Markolar yenilmiş olabilir, buna inanırım. Fakat devrimcilerin yenileceğine inanmam kardeşlerim. Bu incelemenin sonuna geldik. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu kara sakal Baltigor devrimci konusu gerçekten önemliydi. Ve son olarak 11 Supernova ile Kaido'nun ne ilgisi olacak kardeşlerim? Belli ki Kaido'nun 11 Supernova ile ilgili bir ittifak veya bir savaşı söz konusu. Wano'ya bu yansıyacak mı? Merak konusu. Bir sonraki bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın kardeşlerim. Şiken!